Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Dış dünya ile sağlam bir bağ ilişki kurmamızı sağlayarak bizleri iyiye yönlendiren, yol gösteren, benlik algısı ve özgüven gelişimi sürecinde zaman aralığı, bize her türlü desteği sunan, fırsat eşitliği sağlamak için gece gündüz aralıksız çalışan ve tecrübesiyle ilham, esin kaynağı olan babalarımızın Babalar Günü 1966'dan beri resmi olarak kutlanıyor. Bağ kelimesi tam olarak ilgi, ilişki anlamlarına geliyor. O yüzden burada parantez içiyle uyuşuyor. Yönlendirme kelimesinin anlamı ise bir kimseye izleyeceği yolu göstermek, yol göstermek, bu da uyuyor. Süreç belli bir zaman içinde tekrarlanan olaylar dizisi demek. Ama zaman aralığı süreye denk gelir. Süre tam olarak zaman aralığı demek. Sürecin anlamı bu değil. Süre zaman, süreç belli bir zaman içinde tekrarlanan olaylar dizisinin hepsine verilen isim. O yüzden aslında cevabımız çıktı. Cevap 3. Ama diğer kelimelere de bakalım. Gece gündüz aralıksız. Evet, bu da uyuşuyor. Yani bunu da eleyeceğiz. İlham esin kaynağı demek. Bu da uyuşuyor. Cevabımız zaten çıkmıştı. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlam kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı değil, sonradan kazandığı diğer anlamlar. Bu dönemde bağımsızlar diyebileceğimiz bir takım öykücüler var ki bunlar biçim bakımından diğer gruplar arasında adeta bir köprü görevi görürler. Bunların başında ruh sorunları, soyut duyuşlar, üzerinde ozan duygululuğu ile duran Tarık Buğra gelir. Bağımsızlar edebiyatımızda da çok kullanılır. Mesela Milli Edebiyat Dönemi Bağımsızları şeklinde. Yani o döneme, o topluluğa dahil olmayanlar, onlara uygun eser vermeyenler anlamında. Burada da o anlamda kullanılmış. O yüzden burada mecaz değil, gerçek anlam. Kimseye bağlı olmayan, bağımsız anlamında. Biçim bakımından, biçim şekil demek. Burada da şekil anlamında kullanılmış. Yani yine gerçek anlamı. Biçim bakımından diğer gruplar arasında adeta bir köprü görevi görüyorlar. Köprü denince aklımıza ilk gelen sözlük anlamı iki yakayı, iki tarafı birbirine bağlayan yapı. Demirden ya da tahtadan yapı. Fakat burada diğer gruplar arasında bağ görevi gören anlamında kullanıldığı için artık mecaz anlamda kullanılmış. Aslında cevabımız yine çıktı. Ama diğer kelimelere de bakalım. Bunların başında ruh sorunları. Baş, başlangıç, temel demek. Bunların temelinde anlamında. Bu da gerçek anlam. Soyut duyuşlar, somut olmayan yani duyularla algılanamayan, bu da gerçek anlamında kullanılmış. Cevabımız C. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlam kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı değil, sonradan kazandığı diğer anlamlar. Bu dönemde bağımsızlar diyebileceğimiz bir takım öykücüler var ki bunlar biçim bakımından diğer gruplar arasında adeta bir köprü görevi görürler. Bunların başında ruh sorunları, soyut duyuşlar, üzerinde ozan duygululuğu ile duran Tarık Buğra gelir. Bağımsızlar edebiyatımızda da çok kullanılır. Mesela Milli Edebiyat Dönemi Bağımsızları şeklinde. Yani o döneme, o topluluğa dahil olmayanlar, onlara uygun eser vermeyenler anlamında. Burada da o anlamda kullanılmış. O yüzden burada mecaz değil, gerçek anlam. Kimseye bağlı olmayan, bağımsız anlamında. Biçim bakımından, biçim şekil demek. Burada da şekil anlamında kullanılmış. Yani yine gerçek anlamı. Biçim bakımından diğer gruplar arasında adeta bir köprü görevi görüyorlar. Köprü denince aklımıza ilk gelen sözlük anlamı iki yakayı, iki tarafı birbirine bağlayan yapı. Demirden ya da tahtadan yapı. Fakat burada diğer gruplar arasında bağ görevi gören anlamında kullanıldığı için artık mecaz anlamda kullanılmış. Aslında cevabımız yine çıktı. Ama diğer kelimelere de bakalım. Bunların başında ruh sorunları. Baş, başlangıç, temel demek. Bunların temelinde anlamında. Bu da gerçek anlam. Soyut duyuşlar, somut olmayan yani duyularla algılanamayan, bu da gerçek anlamında kullanılmış. Cevabımız C. Düşünmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasarlamak anlamında kullanılmıştır? A. Bu sorunun çözümü için ben de bir yol düşündüm. Burada zihniyle arayıp bulmak, ben de bir yol buldum anlamında kullanılmış, bulmak anlamında. B. Sıcağa kalmamak için sabah erkenden yola çıkmayı düşünüyorum. İşte burada planlamak, tasarlamak anlamında kullanılmış. Aslında cevabımız yine çıktı. Fakat biz diğerlerine de bakalım, emin olalım. C. Yeter artık bu kadar düşünme. Her şeyin bir çaresi var. Buradaki düşünmek kaygılanmak anlamında kullanılmış. D. Onun yıllar sonra beni arayabileceği ihtimalini bile düşünmedim ben. Burada düşünmek akıl etmedim, kestiremedim anlamında kullanılmış. E. Durmadan gezip eğlenmek istiyorsun. Biraz da sorumluluklarını düşün. Burada sorumluluklarınla ilgilen anlamında kullanılmış. Yani ilgilenmek. Cevabımız zaten çıkmıştı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Günümüzde hepimizin dikkatini çeken bir konu da teknolojinin bizleri kendine bağlamasıdır. Bunun sebebi siber dünyanın günlük hayatımızı kolaylaştırması ve bizleri siber dünyada gerçek hayattan daha fazla zaman harcamamızdır. Cümlemizin sonunda zaman harcamamızdır dediğine göre özellikle ikinci boşluğa gelecek kelimenin zaman harcamakla ilgili olması lazım. Bakalım ikinci boşluğa gelecek kelimelere. Geliştirerek zaman harcamak olmaz, değil mi? Bunu eleyelim. Sevilerek zaman harcamak olmaz, bunu da eleyelim. Çekerek zaman harcamak, bu da olmaz. Bilerek zaman harcamak, bu da olmaz. Ama oyalayarak zaman harcanabilir, değil mi? Oyalandığımız zaman zamanı harcamış oluruz. Bu tip sorularda benim size tavsiyem ikinci boşluktan gidin. Çünkü birinci boşluğa genellikle şıklardan 3, 4 ya da 5 tanesi uyuyordur. Biraz zaman harcamanız için böyle tercih edilir soru. Ama ikinci boşluğa uyanı ararsanız daha kolay olur. Şimdi yerine koyup okuyalım. Günümüzde hepimizin dikkatini çeken bir konu da teknolojinin bizleri gittikçe kendine bağlamasıdır. Bunun sebebi siber dünyanın günlük hayatımızı kolaylaştırması ve bizleri oyalamasıyla siber dünyada gerçek hayattan daha fazla zaman harcamamızdır. Yani cevap B. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Kimi satıcılar tezgahların önüne sebze ve meyvelerin iyilerini yerleştirip müşterilerin seçerek almalarına izin vermez. Peki deyip razı olduğumuzda da fark edilmesin diye ayıplı, kusurlu olan yerlerini ustalıkla gizler. Bunu da marifet sayarlardı, ustalık olarak görürlerdi. Buraya kadar bakalım uyuşuyor mu? Ayıplı mal, kusurlu mal diye bir şey var, yani kötü mal anlamında. Bu uyuşuyor. Marifet saymak, marifet ustalık demek. Bu da uyuşuyor. Mallarına güvenenler de seç seç al diye bağırarak onlara meydan okurlardı, belli ederlerdi. Meydan okumak belli etmek değil, meydan okumak korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirip yarışmaya çağırmak demek. Burada belli etmek dediği için bu uyuşmuyor. Cevabımız çıktı aslında ama diğer kelimelere de bakalım. Kimi zaman öteki tezgahların albenisine, çekiciliğine, albeni çekicilik demek, bu da uyuyor. Kapıldığı da olur, eve gelince ezik ve çürükleri görünce de elleri kırılsın inşallah diye ilenir, beddua eder, kendi kendine hayıflanırdı. İlenmek, beddua etmek demek. Cevabımız çıkmıştı zaten. Cevap 3. C. Artık öğrencilerden hayli uzakta kalmış bulunuyorum. Çünkü emekli oldum cümlesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Hayli sözcüğü burada çok, oldukça gibi anlamlarda kullanılmış. Yani biz de şıklarda çok, oldukça anlamı veren bir kelime arayacağız. A. Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem kazandırır sporcuya. Burada öyle bir kelime yok. B. Sevenler farkında olmadan sevdiklerine sevgileriyle zarar veriyorlar. Burada da yok. C. Bu konserdeki enstrümanlarda tam bir uyumsuzluk vardı nedense. Yine yok. D. Hemen eve gidip çalışmalıyım. Yarına epey önemli bir toplantım var. Epey kelimesinin yerine koyalım bakalım. Yarına çok önemli, oldukça önemli bir toplantım var. Tam da uydu. Cevabımız çıktı. E'ye bakalım. Hava kararmış. Caddenin bütün elektrikleri yanmıştı. Cevabımız zaten çıkmıştı. Gitmek sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangisinde sürmek, devam etmek anlamında kullanılmıştır? 1. Labirent gibi sokaklarda yolu da şaşırdım. Bu yol nereye gider acaba? Burada gitmek, bu yol nereye çıkar, çıkmak ya da bu yol nereye ulaşır anlamında, ulaşmak anlamında kullanılmış. 2. Bu çocuk böyle giderse bırak sınıfta kalmayı, bütünlemeye bile kalmaz. Burada giderse kelimesi devam etmek anlamında kullanılmış. Bu çocuk böyle devam ederse anlamında. 3. Çok şükür yolculuğumuz iyi gidiyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Burada herhangi bir durumda olmak anlamında kullanılmış. Mesela iyi durumda olmak, kötü durumda olmak anlamında. 4. Eline geçen paranın bir kısmı da köyde yaşayan ailesine gidiyormuş. Harcamak anlamında, harcanmak anlamında burada. Eline geçen paranın bir kısmını da köydeki ailesine harcıyormuş anlamında. 5. Senin kadar inan ben de bu iş nasıl gidecek diye merak ediyorum. Burada da bu iş nereye varacak, varmak anlamında kullanılmış. Bir sonuca, bir duruma ulaşmak, varmak anlamında kullanılmış. Cevabımız çıkmıştı zaten. Sürmek, devam etmek nerede vardı? İkinci cümlede, yani B. Az daha sözü numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 1. Birden fren yapınca az daha önümüzdeki arabaya çarpıyorduk. Burada az daha kelimesi neredeyse anlamında, az kalsın anlamında kullanılmış. Şimdi yerine koyup okuyalım.
Birden fren yapınca az kalsın neredeyse önümüzdeki arabaya çarpıyorduk. 2. Çamaşır asmak için iyice eğildiğim sırada az daha düşüyordum. Az kalsın düşüyordum, neredeyse düşüyordum. 3. Saatin zili çalmayınca sabah zor uyandım. Az daha işe geç kalıyordum. Az kalsın neredeyse işe geç kalıyordum. 4. Ben sana dedim, az daha beklersen bu iş istediğin gibi sonuçlanır. Burada biraz anlamında, biraz beklersen bu iş istediğin gibi sonuçlanır anlamında. O yüzden aslında cevabımız çıktı. Gene de bakalım 5'e de emin olalım. Az daha, neredeyse sana haber vermeyi unutuyordum. Yarın toplantı var. Cevabımız 4. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazi söyleyiş yoktur? Mecazi söyleyiş kelimenin gerçek anlamı dışında, akla gelen ilk anlamı dışında kazandığı yeni anlam. Donuk hayatımıza biraz renk katmak, biraz ışık vermek. Donuk, mat, parlak olmayan demek fakat burada bu anlamında yani gerçek anlamında kullanılmamış. Burada sıkıcı anlamında kullanılmış yani mecazi söyleyiş var donuk kelimesinde. Biraz renk katmak, renklendirmek demek renk. Fakat burada da renk katmak, hayata renk katmak, renklendirmek demek değil. Farklılık, çeşitlilik katmak demek. Yani renk kelimesinde de mecazi söyleyiş var. Biraz ışık vermek, ışıklandırmak demek, aydınlatmak demek. Fakat burada da hayatı aydınlatmak değil, yine hayatı çeşitlendirmek, çeşitlilik katmak anlamında kullanılmış. Yani ışık da mecaz. Daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Sarılmak, kollarını dolamak. Fakat burada o anlamda kullanılmamış. Burada sarılmak, okumak anlamında kullanılmış. Burada da mecaz anlam var. Hangi okuryazar herhangi bir yolculuğa çıkarken bile yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez? Düşünüyorum da şu dünyadan kitap yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir? Kitap ortadan kalksa anlamında yok olmak, ortadan kalkmak. Burada gerçek anlamıyla kullanılmış mecazi söyleyiş yok. Yani 5. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? ÖSYM'nin sınavlarında artık son yıllarda bu şekilde boşluk doldurma sorusu kesin çıkıyor. Burada 3 boşluğumuz var. Eğer bu soruda olduğu gibi 3 boşluk varsa 3. boşluğa uygun kelimeyi, 2 boşluk varsa 2. boşluğa uygun kelimeyi bulmaya çalışarak gidin ki zaman kazanasınız. Boşluk doldurma sorularında ilk kelimelerin hemen hemen hepsi uygun şekilde verilir. Buradan pek elememiz mümkün değildir. O yüzden ilk kelimelere bakarak zaman kaybetmiyoruz. Ama önce metni güzelce anlayarak okumamız gerekiyor. Güneş ışığı, D vitamini ve güneş koruyucular ile ilgili farklı görüşler, tartışmalar nokta nokta gibi görünüyor. Ozon tabakası inceldikçe atmosfer nokta nokta özelliğini daha fazla kaybediyor ve daha fazla ultraviyole ışını dünyaya ulaşıyor. Bu aynı zamanda güneş koruyuculara hep nokta nokta duyacağımız anlamına da geliyor. Çünkü dermatologların hepsi güneş koruyucuların hayat kurtardığını söylüyor. Özellikle son kısma bakacağımızı söylemiştim. Duyacağımız kelimesine uygun, aynı zamanda metne de uygun bir kelime bulacağız. Dermatologlar güneş koruyucuların hayat kurtardığını söylüyor. Buraya da ne duyacağımız gelecek bakalım. Duyacağımız kelimesine ihtiyaç duymak, ilgi duymak, açlık duymak, gerek duymak, merak duymak kelimelerinden merak duymak uymaz. Bunu eleyelim. Şimdi de metne baktığımızda güneş koruyucuların hayat kurtarması olduğuna göre açlık duymak olmaz, ilgi duymak da olmaz. Hayat kurtardığına göre ya ihtiyaç duymak ya gerek duymak olacak. Elimizde kaldı 2 şık. Bakın hiç diğer şıklarla zaman kaybetmedim. Şimdi metne göre İkinci kelimelerimizden hangisi uyuyor ona bakacağız. Ozon tabakası inceldikçe atmosfer koruma özelliğini daha fazla kaybediyor mu? Yoksa ozon tabakası inceldikçe atmosfer temizlik özelliğini daha fazla kaybediyor. Alakası yok değil mi temizlikle? Cevabımız çıktı zaten. Bu soruları böyle çözerseniz hem hızlı hem doğru çözmüş olursunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kükremek sözcüğü gazetesinin çöpe atıldığını duyan babamın kükremesi balkondan duyuluyordu cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır. Burada baba sinirlendiğine göre kükremek kelimesi kızgınlıkla, öfkeyle bağırmak anlamında. Şimdi biz de bu anlamda olan bir kükreme kelimesi arayacağız. A. Kıskançlığın kükrediği dönemlerde akıl ikinci planda kalır. Kıskançlığın coştuğu, arttığı anlamında, artmak, coşmak. B. Şair kükremiş sel gibiyim derken kendini bir sele benzetmektedir. Burada kükremiş kelimesi taşmak, selin taşması anlamında kullanılmış. C. Çanakkale'de ordumuz kükremiş aslan gibiydi. Burada da aslanın bağırması, bağırmak anlamında kullanılmış kükremek.
D. Müşteri tezgahta öyle bir kükredi ki tezgahtar ne yapacağını şaşırdı. Tezgahtar ne yapacağını şaşırdığına göre müşteri sinirlenmiş, öfkelenmiş ve bağırmış. Bu soru kökündeki anlamla uyuşuyor gibi görünüyor ama E'yi de okuyalım. Bahar'ın gelişini kükredi çimenler, açıldı güller dizesiyle ne güzel anlatır Aşık Veysel. Burada gür bir biçimde yetişme anlamında kullanılmış. Çimenlerin gür biçimde yetişmesi, bu da uymaz. Cevabımız D. Bu parçada geçen olgunluk sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? Şıklarda duygusallık, yetkinlik, yeterlik, tanınmışlık, tamamlanmışlık var. Şiirimiz hiçbir zaman bugünkü olgunluğa varmamış, tabiat ve insan duygusunu söyleyişin aralığı ile böylesine kaynaştırmamıştır. Onun nereye geldiğini anlamak için başımızı çevirsek görebileceğimiz geçmişte hece vezniyle yazmanın şairlik sayıldığını hatırlamamız yeter. Duygusallık ve tanınmışlığın olgunlukla alakası yok. Olgunluk kelimesinin tam sözlük anlamı mükemmelliktir aslında. Olgunluk demek, mükemmellik demek. Yeterliğin mükemmellikle alakası yok. Yeterlik, yeterli olmak. Yeterli olabilir ama mükemmel olmayabilir. Bir şeyin bir şeye yetmesi onun mükemmel olduğu anlamına gelmez. Tamamlanmışlık eksiği olmayan demek. Tamamlanmıştır ama mükemmel olmamıştır. O yüzden bu da uymaz. Yetkinlik tam olarak olgunluk, mükemmellik kelimelerinin karşılığıdır. Bu kelimeyi mutlaka öğrenelim. Çünkü paragraf sorularında, ÖSYM'nin paragraf ve cümlede anlam, sözcükte anlam sorularında sık sık karşınıza çıkar. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toyluktan gelen atılganlıklar, iç aylaklığın sonucu olan sert davranışlar ve bütün bunların verimi değersiz eserler, kısa bir süre içinde uçup da acı tortuları benliğini yaktıkça şair daha bir pişecek, dışta yaşamanın boşluğunu görecek, kendi içine, kendi olanaklarına eğilecektir. A. Birinci kelimenin eş anlamlısı acemiliktir. Acemilik koyalım yerine okuyalım bakalım. Acemilikten gelen atılganlıklar. Acemi kişiler daha atılgan olur, girişken olur. Doğru. B. İkinci kelime yumuşak hava ifadesindeki yumuşak karşıtı olarak kullanılmıştır. Yumuşak hava, sert hava, soğuk hava demek. Çok soğuk hava demek. Burada sert davranış çok soğuk demek değil. Buradaki sert davranış kırıcı davranış, kaba davranış demek. Yani mecaz anlamda kullanılmış. Aslında cevabımız çıktı. Diğer şıklara da bakalım. C. Üçüncü kelime yok etmek, ortadan kaybolmak anlamında kullanılmıştır. Kısa bir süre içinde uçup da, yok olup da, yok olunca anlamında. Bu da doğru. D. Dördüncü kelime mecaz anlamda kullanılmıştır. Benliğini yakmak, yakmak, ateşle yakmak. Ama burada benliğini yakmak derken etkilemek anlamında kullanıldığı için doğru, mecaz anlamda kullanılmış. E. Beşinci kelime bir işi önemseyip ele almak anlamını ifade etmektedir. Kendi içine, kendi olanaklarına eğilecektir. Yani kendi olanaklarını önemseyip onları ele alacaktır anlamında. Bu da doğru. Cevabımız B.